Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sadece ipimiz ve elimizle çok güzel battaniye nasıl örülür onu size göstereceğim. Şöyle ipimi göstermek istiyorum. Şu şekilde yumuşacık ve çok tatlı bebek battaniyesi örülüyor arkadaşlar. Örgü bilmeyen bütün hanımlar ya da yeni başlayanlar ya da bilen herkes yapabilecek. Şöyle ben rengarenk bir ip tercih ettim. Şöyle çok yumuşak arkadaşlar ipin kendisi de çok tatlı. Şöyle göstermek istiyorum size. Çok hoşuma gitti inanın. Bunların tek renkli olanı da var. Benim hoşuma bu gitti. Bunu almak istedim. Şimdi hemen nasıl yapılır onu anlatacağım. Ortalama bir battaniye için 50 ilmekle başlanıyor. Ben size böyle 10 ilmekli göstereceğim arkadaşlar. Şöyle yumağınızı açtıktan sonra mesela şöyle ipte ilmekler var. Bu şekilde. Böyle arkadaşlar. Çok hazır bir ip. Çok da rahat, çok da kullanışlı. Şimdi arkadaşlar açtıktan sonra şu başında şöyle bir ipiniz olması gerekiyor. Yani bu kısa da olabilir. Bunda çok uzun çıkmış. Eğer yoksa ipiniz bu şekilde ise şöyle başlıyorsa hemen şurayı elinizle koparın. Burayı böyle ip haline getirin. Açın arkadaşlar. Ondan sonra başlayın. Şimdi ben 10 taneyle başlıyorum. Şöyle ayırayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tanemi ayırdıktan sonra şöyle. Şimdi arkadaşlar 10. elimle tutuyorum. Siz de 50. ilmeğinizi elinizde böyle tutun. Bu diğer ipten gelen kısmı şöyle arka tarafa koyuyorum arkadaşlar. Bu önde. Şimdi ne yapıyorum? Bu 10. ilmeğimi şöyle elimle sola doğru bir kere çeviriyorum. Ve arkasındakini içerisinden geçiriyorum. Bu bir oldu. Bunu bırakıyorum. İkincisine geçiyorum. İkincisini aynı şekilde elimle sola doğru çevirdikten sonra arkasındaki ilmeğimi alıyorum, içerisinden geçiriyorum. Ve bunu bırakıyorum. Üçüncüsünü sola doğru çeviriyorum ve arkasındakini alıyorum, içerisinden geçiriyorum. Bıraktım. Hemen dördüncüsüne geçtim. Elimle sola doğru kıvırıyorum. Arkasındakini de alıyorum, içerisinden geçiriyorum. Hemen sıradakine geçtim. Sola doğru bir kere çevirdim ve içerisinden geçirdim. Sola doğru çevirin arkadaşlar. Bu daha güzel bir görünüm sağlayacaktır. Sola doğru çevirdim. Hemen arkasındakini içerisinden geçiriyoruz. Bu şekilde birinci sıramızı bitireceğiz. Hemen düz tutuyorum. Bir kere sola doğru çeviriyorum. Arkasındakini alıyorum. İçerisinden geçirip bırakıyorum. Sola doğru çeviriyorum. Hemen arkasındakini alıyorum. İçerisinden geçirip bırakıyorum. Düz tuttum. Sola doğru çevirdim. Arkasındakini aldım. İçinden geçirdim. Bıraktım. Çok kolay. Bu şekilde sola çevirip arkasındakini içerisinden geçiriyoruz. Şimdi bu birinci sıramızı bitirdikten sonra ne yapıyoruz? Böyle birazcık karışık gelebilir size ama birazdan kendini gösterecek arkadaşlar. Şimdi bunu normal örgüdeki gibi hemen çevirmiyorum. Aynı şekilde duruyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Bu sefer bu ipimi bu tarafa doğru işleyeceğim. Sonra bu taraf, bu taraf, bu taraf. Bu şekilde devam ediyor. Yani ördüğümüz kısmı çevirmiyoruz. İpimizi sadece. Şimdi arkadaşlar bu ikinci sıramdı. Şu da ipim.
Şimdi bu geçirmiş olduğumuz ilmeklere tekrardan ilmek geçireceğiz. Sola doğru çeviriyorum. Hemen arkasındakini alıyorum, içinden geçiriyorum. Sola doğru çeviriyorum, arkasındakini alıyorum, içinden geçiriyorum. Bilerek tek renk seçmedim ki hanımlar hani böyle anlatırken kafanız karışmasın, daha net görün diye tek renk tercih etmedim ipimde. Böyle alıyoruz, sola çeviriyoruz, arkasındakini içinden şöyle geçiremedim. İçinden geçirdim. Bu şekilde. Sola çeviriyorum. Hemen arkasındakini alıp içinden geçiriyorum. Yapacağımız tek işlem bu hanımlar. İlmeğimizi sola çevirip içerisinden geçirmek. Bu şekilde devam ediyoruz. Kesinlikle yapmanızı öneriyorum hanımlar. Bu yumaktan 4 tanesinden kare bir battaniye çıkıyor. Dikdörtgen isterseniz de 6 yumak kullanabilirsiniz. Yani bu standartı. Daha büyük isterseniz ona göre de yumaklarınızı arttırın. Sola çevirdim. İçerisinden geçiriyorum. Sola çeviriyorum. İçerisinden geçiriyorum. İkinci sıramı da bitirdim hanımlar. Gördüğünüz gibi battaniyemiz oluşmaya başladı. İki sırada kendini belli etti. Bu şekilde devam ediyoruz. Umarım ayrıntılı bir biçimde gösterebiliyorumdur. Zaten ikinci sıramı da yaptıktan sonra farkındaysanız artık ilmeklerim daha da kendini belli ediyor. Daha da kolay, net bir şekilde anlayacaksınız umarım. Hemen üçüncü sıramı da size göstereceğim. İpimi yine hani örmüş olduğum kısmı çevirmiyorum. İpimi bu sefer bu tarafa doğru devam ettireceğim. Hemen baştaki ilmeğimizi sola çeviriyoruz. Şöyle tam arkasındakini içerisinden geçiriyoruz. Sola çevirdik. İçerisinden geçirdik. Bu şekilde devam edelim. Fiyatına gelirsek, fiyatını da söyleyeyim. 9 TL'ye aldım ben bir yumağını. Bilmiyorum hani daha uyguna bulabilir misiniz? Belki de bulabilirsiniz ya da hani daha mı pahalıdır? Hiçbir fikrim yok. Çünkü ilk kez alıyorum. İlk kez aldım, 9 TL'ye aldım. Ona göre hesabını yapıp alırsınız. Battaniyenin boyutuna göre kullanırsınız hanımlar. Şöyle hemen sola çeviriyorum. İçerisinden geçiriyorum. Çok güzel, puf puf bir battaniye. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Bakın sola çevirdiğimizde hanımlar işte bu desen ortaya çıkıyor. Sola çevirmezsek bu şekilde güzel görünümü sağlayamayacağız. Şöyle yakından size göstereyim. Böyle hanımlar. Ben biraz daha devam edeceğim. Ondan sonra da size bitirme kısmını göstereceğim. Evet hanımlar. Ben bu şekilde ördüm. Şöyle küçük bir kare bir battaniye yaptım sizin için. Şöyle yakından da göstereyim. Bu şekilde çok da güzel oldu. Puf puf oldu. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar diyelim ki battaniyenizi bitirdiniz. Ya da ondan önce şunu söylemek istiyorum. Diyelim ki ipiniz bitti. Yani bu yumağınız bitti ve ikinci yumağınıza geçeceksiniz. Ne yapmanız gerekiyor? Şimdi bir yumağınız eğer burada bittiyse, mesela şu pembe ilmekten sonra yumağınız yoksa, bittiyse ne yapacaksınız? Hemen bunu koparıyorsunuz arkadaşlar. Sonra yeni ipimizi alıyorsunuz. Yeni ipimizin başında zaten şöyle bir ipimiz oluyor. Yoksa da bunu koparıyorsunuz. İkisini bağlıyorsunuz. Ama öyle bir bağlıyorsunuz ki
Yanlarındaki ilmekler bağladıktan sonra, yani sıkı bir şekilde bağlıyorsunuz, yan yana geliyor. Şurada bağladıklarınız oluyor. Bunlar da böyle yan yana gelecek şekilde devam ediyorsunuz. Bu bağladığınız ip zaten arasında kaybolacak ya da isterseniz kesebilirsiniz. İpimizi bu şekilde ekliyoruz. Bunu da göstermek istedim. Şimdi bitirme işlemine gelelim. Şimdi battaniyemiz bitti. Buradan kapatacağız. Kapattıktan sonra size ayrıyetten bir şey daha göstereceğim. Hemen yapalım. Şimdi hanımlar, yine şöyle çok kolay bir şekilde kapatıyoruz. Bunu alıyoruz. Bir sonrakinin içerisinden geçirdik. Böyle. Hemen önündekinden geçirdik. Bu şekilde. Böyle. Kapatıyorum hanımlar. Bu şekilde kapatıyoruz. Kapatma işlemimiz de gördüğünüz gibi çok kolay. Yani herkesin yapabileceği bir battaniye örneği. Hatta çocuklarınız da yapabilir. Alın uyumaktan, verin çocuğunuza, çocuğunuz da yapsın. Hem öğrenmiş olur, el becerileri gelişmiş olur. Şimdi hanımlar, bu şekilde kapattık. Battaniyemizi hani bu şekilde kullanabilirsiniz. Ya da şimdi bu kapattığımız kısım şöyle bir kalınlık oldu burada. Hani diğer yerlerinden farklılık oldu. Burası kalın. Bütün kenarlarının aynı şekilde olmasını istiyorsanız ne yaparsınız? Onu da hemen göstereyim size. Ya da bu şekilde kullanın, dediğim gibi. Bir şey yapmanıza gerek yok. Ama daha güzel bir görünüm sağlamak isterseniz şöyle yapıyoruz. Şimdi hanımlar, ipimiz buradaydı. Buradan bir sıra daha geçireceğim ipimi. Sonra da kapatacağım. Nasıl yapacağım bunu? Şimdi şuradaki ilmeklerimden ipimi geçireceğim. Mesela ilk ilmeğim pembe. İlk önce bu burada duruyor hanımlar. Bu köşedeki duruyor. Şimdi bu pembenin içerisinden iki tane geçiriyorum. Aynı noktadan iki tane geçiriyorum. 1, 2. 2 tane geçirdim. Bir sonraki ilmeğimden bir tane geçiriyorum. Bir sonrakinden de bir tane geçiriyorum. 2, 1, 1. Şimdi tekrar 2 tane geçiriyorum. Bunları arttırıyorum. Çünkü yani aynı olsunlar diye burayı arttırmamız gerekiyor hanımlar. Çünkü burası uzunlamasına olduğu için burayla aynı durması adına burayı birazcık arttırmamız gerekiyor. Mesela 1, 1 yaptım. 2 yaptım. Şimdi tekrar bir tane geçireceğim. Sonra tekrar bir tane. Bu sonuncusundan da iki tane geçiriyorum. 1 ve 2. Evet. Bu şekilde ilmeklerimi geçirdim. Şimdi kapatıyorum hanımlar. Bakalım nasıl olacak? Yine aynı şekilde sırasıyla arkadan öne doğru kapatma işlemimi gerçekleştireceğim. Ama burayla uğraşmak istemeyebilirsiniz. Direkt öyle de bırakabilirsiniz. Bakalım nasıl duracak, ona göre tercih edersiniz. Bu şekilde. Evet hanımlar, bu şekilde kapattım. Şöyle göstermek istiyorum. Şimdi bu tarafı böyle oldu. Bu tarafı da bu şekilde oldu. Şöyle bir görünümü oldu. Tercih sizin hanımlar. Ama kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Ben bile yapacağım. Yani yumaklarımı alıp çocuklarıma battaniye yapacağım. Kesinlikle çok hoşuma gitti. Zaten dokunduğunuz zaman siz de hemen yapmak isteyeceksiniz.
Anlatacaklarım bu kadar hanımlar. Bu iple ilgili söyleyecek başka bir şeyim yok. Yani düşünüyorum şu anda başka bir şey yok. Eğer sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Yani elimden geldiği kadar yardımcı olurum hanımlar. Bu şekilde videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yapacak olan arkadaşlarıma çok çok kolay gelsin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.